Merhabalar. Bugün şalvar yapacağım. Köy şalvarı. Annemin şalvarını ikiye katladım. Bunun önce kalıbını çıkartacağım. Ne olur ne olmaz diye önce kalıbını çıkartacağım. İkiye katladım. Ben daha önce çıkarttım. Şu şekilde naylon poşetimi serdim üzerine. Kumaşın katına getirdim bu kenarı. Paça payını da vererek bu şekilde çizdim. Burası kumaşın kat yeri. Yani yan dikişleri olmayacak. Al kısmını da yaptım. Bu şekilde çizdim. Lastikle büzdüreceğim bel kısmı burası. Bu şekilde kalıbımı dikilmiş hali bu şekilde, ikiye katlanmış hali bu. Eski şalvarı annemin. Şimdi bunu kaldırıyorum bir kenara. Pazen kumaşımı sereceğim. Pazen kumaşımın eni 90 santim. Yani teken. İkiye katladım kumaşı. Boyuna doğru ikiye katladım. 3 metre kumaşım var elimde. Bu 3 metreyi şalvara dönüştüreceğim. Olabildiğince şalvara katmaya çalışacağım. Kumaşın kat yerine hazırlamış olduğum şalvar kalıbını kumaşın kat yerine koyacağım. Buraya ben yazmıştım. Kumaş katı diye. Yan dikiş olmayacak yerine buraya yerleştiriyorum. Paça uzunluğu, yani paça payı ve bel payı vardı. Olduğu gibi keseceğim. Şurada ensiz olduğu için A kısmı taşıyor. Yani kumaşım yetmiyor. Oraya bir parça ekleyeceğim şimdi. Kalıbımın uzunluğu kadar kumaşı ikiye katlayıp bir kat daha yapıp dört kat haline getiriyorum. Dört kat haline getiriyorum. Kumaş katları bu kısımda kalıyor. Bir bacak, ikinci bacak, arkalı önlü olmak şeklinde olmak üzere. Tekrar kalıbımı alıyorum. Kumaşın kat yeri dediğim noktaya getiriyorum. Görüldüğü üzere şu A kısmına kumaş yetmiyor. Şuradan kesip alıyorum şimdi. Paça kısmını da kesip alıyorum. Açıyorum. Şimdi şuraya kadar parça ekleyeceğim şimdi dört kat üzerinden. Bu kalan parçayı da dörde bölebilirim.
Şu şekilde. Bu iki katını alttaki iki kata. Bu iki katı da üstteki iki katına birleştireceğim. Dikmiş olacağım. Bunu buraya dikiyorum. Altındakini de alt parçaya. Bunu da buraya dikiyorum. Daha sonra kalıbımı yerleştirirken görüldüğü üzere kumaşım denk gelecek. Bu şekilde daha rahat çalışabilirim. Kalan parçayı ekledim, iğneledim. Şimdi onları birleştireceğim. Bunu niye yapıyorum? Çünkü pazen kumaşım çift en değil, tek endi. 90 santim eninde. O yüzden şalvarın kalıbı sığmadı. Araya parça eklemiş oluyorum şu an. Kumaşı genişletmek adına. Aslında hiç aklıma gelmezdi bir gün benim de terzi olacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Demek ki çok iyi izlemişim. Çok iyi izlemişim ki terziliği öğrenmiş oldum ve öğrenmeye de hala devam ediyorum. Bu videoyu da niye çekiyorum? Şalvar videosunu neden çektiğimi söyleyeyim. Çünkü kırsal kesimde hala şalvar giyen teyzelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Annem de dahil şalvar giyen çok insan var. Ve YouTube'da arama yaptım şalvar dikimi diye. Şalvar pek dikmedim. Aslında diktiklerim var ama çok içime sinmeyen bir dikişti o. O zamanlar acemiydim. Şalvar dikimi dikimi zor değil ama kesimini iyi ayarlamak lazım. Ağ kısmı her zaman tutmuyor. Her zaman istenilen gibi olmuyor ağ kısmı. Onun için iyi düşünmeden kesmek istemedim kumaşı. İnternette YouTube'da arama yapayım dedim. İstediğim şalvarı bulamadım. En sonunda düşündüm ve küçüklüğüm, çocukluğumda izlediğim şalvar kesimini hatırladım ve o şekil onu uyguluyorum şu anda. Yani iyi ki terzi teyzelerimin ellerine bakmışım küçüklüğümde. Kumaşlarımı yerleştirdim. Bu bacağın bir tanesi arka ve ön olmak üzere. Kumaşımı genişletme işlemini yaptım şu anda. Kesimini henüz yapmadım. Sadece 3 metreyi bir bütün haline getirdim. Şöyle. Aşağısı paça kısmı olduğu için ağ kısmı o zaten kesip atılacak fazlalığı. Ben şu anda kumaşı genişlettim. Ağ kısmı geniş olacağı için genişletme işlemi yaptım. Kumaşım şu anda 4 kat, 2 kat burada, 2 kat da burada, 4 kat. Bu pazen yıkandığında
çekme ihtimali olabilir. O yüzden bol bırakmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar bol bırakmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu bir bacak. Bu da öbür bacak. Şimdi kalıbı tekrar koyacağım. Ve o şekilde keseceğim. Elimle ütüledim. Elimle ütüledim. Ve kalıbımı yerleştiriyorum. Kumaşın kat kısmı yan oluyor. Yanları dikişsiz olacak. Gördüğünüz gibi ağ kısmı öbür kumaşa taşmış oluyor. Şimdi bu kısmı kumaşın kenarına getiriyorum. Orada dikiş olmayacak. Ağırlıklarımı koyarak biçkiye başlayacağım. Ben santimlerle oynamıyorum. Santimlerle çalışmıyorum. Şalvarını aldım. Kalıbını çıkarttım. Annemin şalvarını aldım. Kalıbını çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde burasından kesip alacağım. Ben ağını biraz aşağıda bıraktım. Yukarı kaldırmak istemedim. Ne olur ne olmaz aşağıda kalsın ağı. Bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde dikimini yapacağım. Böyle. Burası ağ kısmı. Bu da bacakları, yanları dikişsiz oluyor. Bayağı geniş bir büyükçe pantolon diyelim ve makineye geçiyorum. Ön ve arka ortası aynı. Eşit bir şekilde. Ar ve arka veya ön olayım yok. Şu şekilde hazırlandı. Ön ortası, arka ortası, burası yan. Bunu şimdi bu şekilde açıyorum. Şimdi şu kısmı dikeceğim. Bu ağ kısmını dikimini yaptım. Bacaklarını diktim. Bacak arasını diktim. Overlocklarını da çektim. Bu şekilde. Şalvar şu anda provaya hazır. Yine dediğim gibi yanları dikişsiz oldu. Sadece ön ortasına pay eklemiştim. Onu parça eklemiştim. Onu diktim. Çevireyim bakalım. Dışarıdan görüntüsü nasılmış? Görelim. Şu anda tok bir kumaş bu. Pazen. Yıkandığı zaman biraz daha yumuşuyor. Şu anda tok bir görüntü olur. Böyle birazcık sert bir görüntü.
elimle şu anda ütülüyorum. Bu dökümlü kumaşlarda daha güzel durur. Döküm döküm olur buraları. Bu pazen yıkanınca ancak biraz daha dökümlü olmasa da en azından bu kadar kabarık olmaz. Basmalarda daha güzel durur bu. Ama tabii sıcak tutması açısından kışın giyinen pazen şalvar bu oldu bu. Bu şekilde lastiği de geldikten sonra bu şekilde görüntü oluyor. Belinin kemer kısmını diktim. Overlock çektim. Overlock çektim ve iki sıra dikiş diktim. Bir tane dikişi overlock'un dibinden diktim. Bir de lastik geçecek kadar bir dikiş daha attım. Çift vezek diyor annem buna. Çift vezek dik diyor. Ben de öyle yaptım. Yani dıştan görünümü iki tane dikiş var burada. Bu şekilde. İkiye de katlanabilirdi ama ben biraz geniş bıraktım. Orası kalın olmasın diye. Bu şekilde şimdi lastiğini de taktıktan sonra provamızı yapacağız. Bu şekilde lastiğini de göstereyim. Önce overlock çektim. Sonra iki tane dikiş attım. Overlock'un dibinden. Şöyle overlock'un dibinden. Ve şuradan bir dikiş attım. Aradan lastik geçirdim. Çift dikiş arasından lastiği geçirdim. İstenilen sıklığa getirdim. Ve fazlasını keseceğim. Bu şekilde şalvar hazır. Bir de paçasını dar yapmamı istedi annem. Paçayı dar yapacağım. Ölçüye göre bir karış genişliğinde istiyor. Bir karış genişliğine işaretimi yapıyorum. Tersine çevirip tekrar ölçeceğim. Geniş paça istemiyorum dedi. Hemen ölçtüm elindeki şallardan paçasına göre bir karış eninde paça yapacağım. Bunları üst üste getiriyorum. Paçalarını üst üste getirdim. Ve kat yerinden itibaren bir karıştı benim ölçtüğüm. Bir karış. Buraya işaret koyuyorum. Ve A kısmına kadar sıfırlayacağım. Bunu olabildiğince buradan girip buradan şöyle şu kısma getirip keseceğim. Aşağı yukarı şu şekilde. Aynı şekilde diğer tarafa da aktarıyorum. Buradan sıfırdan gelmişim. Şu şekilde. Burayı böyle dikip fazlalığını kesip atacağım. Evet, şalvarım bitti. Giyilmeye hazır bir şalvar oldu. Annemin isteği üzerine bir karışlık eninde paçayı yaptım. Daha önceki geniş olduğu için. Ve kıvırdım paçasını da. Diktim. Şalvar bu şekilde köy şalvarı oldu.
Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basın. Bir iki cümle de olsa bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum, motive olurum. Lütfen destekleyin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.